haber veriyor. وَلَمْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَمْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitapla Rabbimiz Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Yahudiler, Hristiyanlar, Nasraniler asla senden razı olmazlar. Ta ki sen onların milletine tabi oluncaya kadar. Millet biliyorsunuz din anlamındadır. Müslümanların evlerinde bir zamanlar ve medreselerde ilk öğretilen şeylerden bir tanesi kişinin zürriyetinden. Cevap Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden idi. Ve yine bu sorulardan bir tanesi de kişinin milletinden. Yani dedi ki İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden. Ve Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde Peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitapla buyurur ki قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. De ki ben İbrahim'in milletinden, yani İbrahim'in tebliğ ettiği İslam dini üzereyim. Ve İbrahim aleyhisselam puta tapanlardan, müşriklerden olmadı. Ve aynı şekilde Yusuf suresinde de Yusuf aleyhisselamın millet sözcüğünü din anlamında kullandığını Kur'an bize haber verir. Demek ki burada yine ehlinin malumudur. Arapçada edatlar var. Bu edatlardan bir tanesi de len edatıdır ki bu mesela iyi hatırlıyorum şu örnekleri vermiştik. Bir adam dese ki len o sanki ben namaz kılmadım demek. Yani şu ana kadar kılmamış, kılacaktır. Ama bir şekilde usallik, bu adam kafir olur. Bu diyor ki ben asla namaz kılmayacağım. Burada da bu ben edatı ile geçmişte Yahudiler ve Nasraniler Hazreti Muhammed'den aleyhisselam ve Hazreti Muhammed aleyhisselamın tebliğ ettiği dinden asla razı olmayacaklarını haber verir. Bu kesin bir bilgidir. Şu an gündüzü yaşıyoruz. Bu nasıl bir gerçekse bu gündüzden daha güçlü bir gerçektir. Zira Allah haber veriyor. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Ta ki sen onların milletine, dinine girmediğin müddetçe asla onlar senden razı olmazlar. Bu kesin bir bilgidir ve bu geçmişte böyle idi, bugün de böyledir, bu yarın da böyle olacaktır. Zira bu kesin bilgiyi veren Allah'tır Celle Celaluhu. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsından da Medine-i Münevvere'de ve biz bunu görüyoruz. Peygamberimiz aleyhisselam Medine'ye yerleştiğinde o Medine'de ve çevresinde Yahudiler vardı. Üç meşhur Yahudi kabilesi vardı. Beni Kaynuka, Kureyza ve bir kabile daha var. Ve Benadır. Bu üç kabile aynı şekilde
zaman zaman Medineliler arasından gelecekte bir peygamber gelecek, biz üstün geleceğiz düşüncesiyle hareket ediyorlardı. Ne zaman ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik görevini aldı ve Mekke'den ve Medine'ye geldi, İslam devletini kurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı Mekkeli müşriklerle birlikte düşmanlığa Yahudiler başladı ve elinde ne geliyorsa arkalarına koymadılar. İşte o gün de razı olmadılar, bugün de razı olmayacaklar, yarın da razı olmayacaklar. Ne zaman razı olurlar? Siz olmaktan çıkarsanız, onların inançlarına tabi olursanız, o zaman sizden, yani niye razı olmasınlar ki? Onlar gibi olduktan sonra mesele yok yani. Ama siz Müslüman kaldığınız sürece, Müslüman olduğunuz sürece onların sizden razı olmayacaklarını Allah haber veriyor. Hemen akabinde de Rabbimiz buyurdu ki قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى. De ki hidayet şüphesiz ki Allah'ın hidayetidir. Allah'ın hidayeti işte o hidayeti her kendisidir. Kelime manası bu. Demek ki gerçek hidayet, gerçek doğru yol, Allah Celle Celaluhu'nun göstermiş olduğu doğru yoldur. Hemen akabinde Rabbimiz وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاهُ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Eğer sen onların hevasına, arzusuna, isteğine, sana ilim geldikten sonra, yani sana biz bu Kur'an'ı, bu vahyi sana bildirdikten sonra eğer sen bunların arzularına, isteklerine tabi olursan Allah'tan başka ne bir deli ne de bir yardımcı bulamazsın. Demek suretiyle Allah Celle Celaluhu bu gerçeği bize hatırlatıyor. İslam'ın ilk günlerinden itibaren Mekke'li müşrikler, daha sonra Medine'de yine Medine'li müşrikler ve aynı zamanda Medine'deki münafıklar ve bir de Yahudiler. Bu üçlü birden İslam'a karşı düşmanlıkta ittifak ettiler. Şöyle ifade etmek mümkündür. Müşrikler ehli kitaptan dinsiz olanlar, çünkü niye ehli kitaptan dinsiz olanlar, ehli kitaptan nefsizleniyoruz? Çünkü ehli kitaptan Müslüman olanlar oldu. Yahudilerden de inananlar oldu. Yahudi zaten bir kavimdir. Kendilerini Hristiyan olarak, Nasrani olarak ifade edenlerden de nicelere Müslüman oldu. Şimdi onun için ehli kitaptan kafir olan bir müşrikler, iki ehli kitaptan kafir olanlar, üç Müslüman olduğunu söyleyip gerçekten küfrünü gizleyen münafıklar. Bu üç sınıf insan dün de, bugün de, yarın da İslam'a karşı düşmanlıklarını sürdürdüler ve sürdürecekler. Değerli kardeşlerim, esas itibariyle de hepinizin bildiği gibi, yani bir daha sayalım,
müşrikler, münafıklar ve ehl-i kitaptan kafirler. Şimdi burada dikkatinizi çekmiştir. Münafıklar aslında kafirdirler. Fakat küfrünü gizlerler. Küfrünü gizledikleri için İslam toplumunda Müslüman muamelesi görürler. Ve münafıklar İslam toplumunda Müslüman gibi kendilerine davranılır. Niye? Çünkü Müslümanlarla birlikte mescitte saf safın arasında yer alırlar. Zekatta sıraya giren zekatı verirler. İstemeyerek, Kur'an öyle diyor. Namaza da tembel tembel, üşene üşene gelirler. Allah'a az zikrederler. Savaşa katılmazlar, katılırlarsa da nifak çıkarmak için bütün gayretlerini gösterirler. Bunlar Müslümanlar içerisinde bulunan ve görünürde Müslüman olan kimselerdir. Ama hakikatte ise bunlar Müslüman değildirler. Hatta bunların cehennemdeki yeri kafirlerden daha aşağıdır. Kur'an-ı Kerim'in İnsan Suresi'nin bir ayeti kerimesinde Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bu münafıkların cehennemdeki yeri ile ilgili olarak bir de şunu söyledi. Resulullah اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ اِتَّرْكِ الْاَكْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَمْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. Şüphesiz ki münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Ve onlar için kıyamette asla bir yardımcı bulunamaz. Demek burada münafıklar ne oluyor? Hep Müslüman safları arasında bulunur. Çoğu onları Müslüman zanneder. Niye çoğu onlar bizim Müslüman zanneder? Çünkü onlar Müslümanlarla birlikte namaz kılarlar. Müslümanlarla birlikte zekatla sıraya giderler. Allah'a az zikrederler. İstemeyerek verirler. Şener şener namaza kalkarlar. Savaşa da katılırlar istemeyerek. Ama o konuda ilk fırsatta savaştaki Müslümanların ruh halini bozmak için, ifsad etmek için, nifak çıkarmak için, soğutmak için gayret ederler. İşte bunlara İslam tarihinde de dahili düşmanlar. Bunlar neymiş? Dahili düşmanlar. Bunlar Müslümanların saflar arasında olur. Bilemezsin. Bunların kim olduğunu bir kısmını belki tahmin edersin ama hüküm veremezsin. Bu ahirette ortaya çıkabilecek bir durum. Demek ki bu dünyada böyle pek de anlaşılacak bir şey değil. Ama onlar kendilerini bilirler. Geçen derslerimizden bir tanesinde de söylediğimiz gibi şimdi burada bağışlayın. Şimdi burada kim namaz kılmaya gelmiş, kim ayakkabı çalmaya gelmiş, herkes kendisini bilir. Ama biz camiden çıkıncaya kadar birkaç ayakkabı kayboluncaya kadar camiden ayakkabı çalmaya gelmiş sen deme konumunda değiliz. Herkes buraya namaz kılmaya gelmiş. Ama ne zaman ki cami çıkışında birkaç tane ayakkabı kayboluncaya o zaman demek ki yani ayakkabı çalmaya gelenler olmuş. Hepsi namaz kılmaya gelmez. Ne zaman anlaşılır? O sonradan anlaşılır. İnşallah gelenler bu misafirlerimizin ayakkabılarını çalmazlar da üzülmezler. Hoş geldiniz. Evet demek ki ama herkes kendisini bilir neye geldi. Yani camiye neye geldiğini bilir. Mesela birileri camiye yeri gelmişken bir cümleyle söyleyelim Allah rahmet eylesin.
birileri camiye, Fatih Camisi'ne sırf Metin Yüksel'i takip edip cami çıkışında öldürmek için beraberinde namaz kılmıştır. Ama bilemezsin ki. Selam verirken de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyorsun. Sağ tarafındaki Müslümanlara ve dünyanın diğer ucuna kadar Müslümanlara ve meleklere selam veriyorsun. Sol tarafa da selam veriyorsun. Sen ne bileceksin ki selam verdiğin adam işte seni öldürecek. Değil mi? Demek ki bu bilinmiyor. Buna dahili düşmanlar. Bir de harici düşmanlar vardır. Harici düşmanlarla veya onlara karşı mücadele etmek, savaşmak çok kolaydır. Dünyanın en zor işlerinden bir tanesi dahili olan düşmandır. Bir de gaflet içerisinde gafillerin bu dahili düşmanların yanında yer almaları söz konusu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a annemizi iftira edenler dahili düşmanlardı, münafıklardı. Ona daha sonra o münafıkların haberlerini yayanlar da Müslümanlar. Doğru mu? Evet. İlahiyatçı kardeşlerimiz var burada. Hatamız olur da sonra düzeltirler inşallah. Demek ki işin garip tarafı Müslümanım diyen bir takım insanlar da o münafıkların haberlerini yayarlar. Bunlar kimdir? Bunlar gaflet içerisinde olan kimselerdir. Görünürde hainlerle gafiller arasında bir fark yoktur. Ancak ahirette gafil ile hain arasında çok fark var. Misal, bir adam bir bardak su, bir su bardağını bilerek kırıyor. O adam haindir. Biri de dikkatsizliğinden ve gafletinden elinde bardak düşüyor, kırılıyor. Bakın görünürde ikisinde de bardak kırılmıştır. Ama birisinde kasıt vardır, bir diğerinde kasıt yoktur. İbn-i Ebi Delta'da olduğu gibi Mekke'nin fethiyle ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşı gizli tutmuştu. Ama evlad-ı İyyani Mekke'de olan Bedir Savaşı'na katılmış olan bu sahabi gafletinden buradaki Mekkelilere şirin görünmek için Peygamber aleyhisselam büyük bir orduyla Mekke'nin üzerine yürüyeceğini haber veriyor. Sonra Peygamberimize bu bildirildi. Peygamberimiz Hazreti Ali radıyallahu anh'ı gönderdi. Geçti yolda şarkıcı kadını yakaladı. Kadını çırıl çıplak ettiler, bulamadılar. Fakat kadın şu saç örgüsünün içinde onu gizlemişti. Onu orada buldular. Ve ona ağır bir ceza vermesi istendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bu gafletindendir. Çünkü Bedir ehlindendir. Hıyanetten dolayı değildir. Arada bu fark var. Şimdi demek ki gafillerle hainlerin yaptığı aynı noktaya çıkar. Değerli kardeşlerim, oldu bitti dahili ve harici düşmanlarımız zaman zaman İslam alimleri tarafından münafık sözcüğüyle ifade edilmiş, zaman zaman zındık zenadik ismiyle ifade edilmiştir. Ve böylece müşahhas bir şahıs göstermemek için bu ibareler, bu ifadeler kullanmıştır. Demek ki bir dahili, bir de harici. Harici bellidir. İşte dünyadaki İslam'a karşı olan bütün insanlar. Kısaca bunlar kimlerdir? Kafirlerdir, zalimlerdir, fasıklardır. İsimleri firavunlardır, modern firavunlar, modern karunlar, modern nemrutlar, modern Hamanlar, say sayabildiğin kadar Ebu Cehil'ler, Ebu Leheb'leri de ilave etmeyi unutmamak kaydıyla. Demek ki bir dahili olanlar var, bir de harici olanlar var. Yıllardır, mesela herkesin bildiği gibi işte 30 yıldan beri bu ülke toprakları üzerinde
dahili ve harici düşmanlarımız, İslam'ın önünü kesmek için, İslam tebliğinin önünü engellemek için yerli ve yabancı düşmanlar işbirliği içerisinde bu ülkeye neler yaptırıldı herkes biliyor. Gerçek nedenini bilemediğimiz bazı nedenlerle toplumda bir çözüm süreci başlaması sonucu ellerinde bir oyuncak alınırken daha önceden hazırladıkları başka bir oyuncağı şimdi devreye koydular. Ve bunun temelinde yani dünkü konuşmalarda sanırım bir kısmınız dinlemiştir. Temelinde küresel sermaye dedikleri siyonistlerin sermaye sahipleri ve onların birlikleriyle ve ülkede giderek halkın huzura ermesi ve toplumda bir hoşgörü veya müsamahın gelişmesinde hemen ona engellemek için bu faizciler uluslararası bu işin babaları ve enerjiyle ilgili, petrolle ilgili ve faiz sistemiyle ilgili hatta bu dönemde biz daha önce kazandıklarımızın 5 misli kazandık diyenler dahili ve harici işbirliği içerisinde olanlar kendilerine yeni bir sahne buldular ve sahnede boy gösterdiler. Şimdi bunların hepsinin hain olması gerekmiyor. Değerli kardeşlerim, rafin olmaları yeterlidir. Mesela tarih filmleri seyretmişsinizdir. Mahfuçoğlu filmi bir zamanlar çok meşhurdu. Şimdi de televizyonlarda sabahtan akşama kadar evlerde gösteriyorlar. Buna benzer Roma'nın yakılışı. Ben bu Roma'ya dönüş. İşte anlat eskileri bunları hatırlarsın. İşte bunları bilmez. Bilmez de gerekmiyor. Şimdi binlerce, on binlerce insana ihtiyaç var. Ve bunlara sırf sadece orada bulunmaları için bir görev verilir, 5 usta para verilir, onlara figüran verilir. Tiyatro ve sinema dilindeki karşılığı budur. Şimdi ne yaptılar? Yerli ve yabancı işbirlikçiler kendilerine, değerli kardeşlerim, böylece figüran olabilecek, belki de başlangıçta iyi niyetli olarak yola çıkan bazılarını kendileri için kullanarak onun üzerinden topluma farkında olmaksızın. Zaten mesela içinizde çok hocalar var. Hani vatandaşa vazgeçin. Şeytanı ben gördüm diyen hocalar var mı burada? Hocalar yani çok okumuş. Onlar görmemişler. Cemaatin görmesi. Nerede beklenir? Peki o halde şeytan hiç kimsenin kendisini görmeyeceği bir şekilde ona yaklaşır. Merhaba, ben şeytan diye hiç böyle bir kimseyle karşılaştım. İnsanlardan şeytan olanlar, şeytanlaşmış olanlar hayır. Demek ki şeytan bir defa hiçbir zaman görünmez. Hatta geçen dersimizde ifade ettiğimiz gibi Allah buyuruyor sözüyle وَلَا تَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Buradaki el-garur şeytanın diğer bir ismidir. Şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Demek şeytan Allah ile de aldatıyor. Adem Aleyhisselam'la Havva annemize Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'in Araf suresinde Allah şöyle haber veriyor sözüyle وَقَاسَمَهُمَا Şeytan gitti her ikisine yemin etti. Dedi ben sizin yararınızı düşünüyorum. Yani demek ki öyle şeytan yani gelip de ben şeytanım demez. Dahili ve harici düşmanlar da biz diye ortaya çıkmaz. Her zaman olduğu gibi hele hele bunu siyonistler çok daha iyi yaparlar. Hiçbir zaman ateşi ellerine almazlar. Maşayı kullanırlar. Genel olarak da maşayı gafi dinini fazla bilmeyen kimselerden yararlanırlar. Onun için şunları birkaç belki konu başlıyor çünkü zamanımız azaldı. İfade etmek istiyorum.
zorbalığa hayır. Bir zaman Müslümanlar ne geçmişte ne bugün ne de Allah'ın izniyle yarın hiçbir zaman Müslümanlar zorbalığa boyun eğmez. Ve Müslümanlar asla zorbalığa boyun eğmemelidir. Birileri düşüncelerini zorla baskı kurarak Müslümanlara dayatmaya çalışırsa bilsin ki ne dün ne bugün ne de yarın Allah'ın izniyle dünü ve bugünümüz yarınımızın garantisidir. Dün Müslümanlar zorbalığa düşüncelerini zorla baskıyla Müslümanlara uygulatmak istediler. Örneğin Mekkeliler başarılı olamadılar. Medineliler başarılı olamadılar. Roma başarılı olamadı. Sasani devleti başarılı olamadı. Dün de bu topraklarda başarılı olamadılar. Bu iki şey bize gösteriyor ki Allah'ın izniyle asla yarında bunda başarılı olamazlar. Bağırarak, çağırarak, yakarak, yıkarak bir mesaj verilemez. Böyle bağırıp da Kur'an öyle diyor. İsra suresinde şeytana sesinin çıktığı kadarıyla bağır der Allah. Onları yerinde oynatabiliyorsan sesinle onları yerinden oynat. Onların üzerine piyadelerini Kur'an ifadeleridir. Zaman olmadığı için ayetten okumuyoruz. Onların üzerine piyadelerini ve atlılarını sür. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Ama bil ki asla gerçekten inanan kullar üzerinde, kulların üzerinde senin bir etkin yoktur ve olmuyor. Onun için bağırarak, çağırarak, yakarak, yıkarak birilerine mesaj veremezsiniz. Bir avuç hukuk tanımaz. Bir avuç örfe riayet etmez, bir avuç kurallara riayet etmeksizin anarşi ile bağırarak, çağırarak Müslümanlara ve halkımıza istedikleri mesajı veremezler. Sonra bunlar gerçekten kendilerini ne zannediyorlar? Yani bir avuç serseriyi bu kadar hoşgörüyle karşılamak da doğru değil. Bunun için de Müslümanlar şunu bilmeli. Yöneten hükümetler ne zaman olursa olsun, hükümetlerin polisleri, askerleri, milli istihbaratları, jandarması gücü yok mu? Halkın bunlara karşı tavır koymaları gerekmiyor. Ne zaman bütün bunlar kafi gelmezse, örneğin Suriye'de olduğu gibi, o zaman halk kendi safında kendi yerini almalıdır. Bunun dışında bunları onlarla baş başa bırakmaları gerekir Müslümanların. Değerli kardeşlerim, böyle birkaç kişinin bağırarak, çağırarak bu yolla bir şeyler elde edeceklerini varsayanlar hayal görüyorlar. Hani aç tavuk kendisini rüyasında dar ambarında görülmüş ya, sonra insan haklarını savunduklarını söyleyenler, insan haklarından bahsedenler, dün Müslümanlara yapılan zulüm ve baskı karşısında neredeydiniz? Malatya'mızda sadece başını örterek okula gitmek istiyorum diye kız çocuklarımız sessiz bir yürüyüş yaptıkları halde şu adliye binasında, adliye binasının durağında 52 tane kız çocuğumuzun hangi günahlarından dolayı yerlerden sürüklenerek karakollara, mahkemelere alındı. Bir seferde 161 kişi Malatya'dan tutuklandı. Ve 500-600 kişi içeri alındı. İnsan hakları savunucuları nerede idiler? Ve yoksa yerli ve yabancı güçlerle işbirliği içerisinde miydiler? Bugün insanlara
işsizden bahsedenler, çevrecilikten bahsedenler, yeryüzünde ve Türkiye'mizde bu kadar haksızlıklar yapılırken bunlar neredeydi? Bunları da düşünmek lazım. Hele hele bunları anladıkça şu anki kapitalist Müslüman olarak kendilerini vasıflandıran insanların bunların yanında yer almasına ne demeli? İşte bunlar sözüne وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَّارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِنَّتَهُمْ İşte bu Kur'an ayetleriyle karşılaşmadılar. Ve düşmanı tanımamak kadar büyük bir körlük, bir gaflet, bir geri zekalılık yoktur. Düşmanını tanımadan mücadele ettiğini varsayanlar sadece kendilerini aldatırlar. Sen bilmiyor musun ki sen onların dinine, onların diyanetlerine, milletlerine tabi olmadığın müddetçe onlar senden razı olmazlar. Onun için mi senin caminin, mescidini birahaneye çevirmediler, bağışlayın ama meyhaneye çevirmediler ve bilmem ne yerine çevirmediler. Bu gaflettir. Gaflet ve hainliğin görünürdeki vasfı birdir. Bununla onlara iyi görünecekmiş de öylece onların da İslam'a meyletmelerini sağlayacaklarmış. Bir de Müslüman filiilerde komuklar ve komulara bu şekilde yaklaşarak mı siz Müslüman halkın parası ile tebliğ ettiğinizi söyleyerek bu mazlum halkımızı böylece dolaylı yollarla sömüreceksiniz. Yaptığınız iş kime yarıyor? Kime hizmet ediyorsunuz? Bunu da bir gözden geçirsinler, geçirebilecek olanlar. Belediye otobüslerini yakarak, sivil vatandaşın arabalarını yakarak, polis arabalarını yakarak, ambulansları yakarak, cam çerçeve indirerek, iş yerlerine saldırarak, arabalara zorla garson çalın demekle, başörtülü insanların üzerine yürümekle, bununla mı siz insanlara bir mesaj verecek, haktan, hukuktan, adaletten bahsedeceksiniz? Bugüne kadar ben 60 yaşındayım. 60 yaşının 15'ini atın, geri 45 sene kalır. Bu 45 sene içerisinde bu düşüncede olanlardan asla Müslümanlara bir saman çöpü kadar bir yarar görmedim. Gördüm diye varsa ayağa kalksın. 60'tan aşağılar ayağa kalkamaz. Ama yaşa 60'tan büyük olanlar varsa kalksın desinler ki ben şunu gördüm. Benim 15 yaşından bugüne gördüğüm tek bir şey var. Eline fırsat geçen her biri Müslümanlara eziyetten, işkenceden, zulümden, baktığın çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Değerli kardeşlerim, bunu bilelim ki emperyalist güçler demek ki sadece kendi başlarına değil, dahili olan kimseleri de yanına alarak ve her fırsatta Müslümanlara zarar vermek için gayret ederler. Bunları böyle bilelim ve bu doğrultuda hareket edelim. Ya Rabbi bizleri dahili ve harici düşmanların şerrinden muhafaza eyle. Ya Rabbi bizleri gafillerin ve hainlerin şerrinden de muhafaza eyle. Amin. Buraya kadar güzel. Şimdi de madem ki bu amirler çok şey seçti. 3-5 kardeşimizden sizin adınıza yardım edildi. 410 lira borcunuz var. Onun için bu taraftan bir de bu taraftan ben onlar lira verebiliriz diyenler parmak kaldırsın, namazdan sonra Medine haber versin, ondan sonra duayı devam edelim. Bu tarafta ben onlar lira verebiliriz diyenleri bir görelim. 410'dan aşağı olursa tekrar yani toplarız yani onun için. Evet bir de bu taraftan arka tarafı da birisi benim adıma bir baksın kardeşlerim. Peki Allah kabul etsin. Ya Rabbi ve Ya Rabbel Alemin. Bizi hainlerin
ve gafillerin şerrinden muhafaza eyle. Yani bir hasreten bizi dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle. Arap dilinde bir incelik vardır. Birinci zarar öne alınır, ikincisi arkaya alınır. Onun için diyor ki Rabbena kirli ve li valideyye ve li müminne yevme yakum lisan. Sana budur. Ya Rabbi beni bağışla diyor. Allah böyle öğretmiş. İbrahim Aleyhisselam böyle demiş. Ya Rabbi beni bağışla, sonra anne babam bağışla, sonra müminleri bağışla hesap gününde. O halde biz de bu sıralama önemlidir. Ya Rabbi bizi öncelikle zahiri düşmanlardan ve harici düşmanlardan muhafaza eyle. Ya Rabbi gafillerden, bu da önceliktir. Çünkü gafiller aramızda her zaman dolaşabilir. Ya Rabbi bizi gafilleri ve hainlerin şerrinden muhafaza eyle. Ya Rabbi yeryüzünde mücadele eden Müslüman erkeklere ve Müslüman kadınlara güç ve kuvvet ver. Mücahitlere ve mücahidelere güç ve kuvvet ver. Ya Rabbi düşmanlarımızı tavrı perişan eyle. Mücahitlerin ve mücahidelerin düşmanlarını tavrı perişan eyle. Zindanlarda bulunan Müslümanlara güç ve kuvvet ver. Hayırlısıyla oradan çıkmaya muvaffak eyle. Ya Rabbi bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Ya Rabbi bizleri cennete girebilen kullarından eyle. Ya Rabbi dualarımızı bizden kabul eyle. Amin, amin, amin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve selamun al hazirine vel gâibine ila yevmiddin. Ve selamun al mursalin. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi'l-Fatiha.